Ben Osmanlı'ya hayranım. Çocuğuma da söz verdim. Oğlum var 9 yaşında. Ona kılıç alacağım diye söz verdim. Geçmişimizi daha iyi araştırıyoruz. O nedenle hem nostalji olsun, hem tarihimizi hatırlayalım, hem de oğluma sözüm yerine gelsin diye aldım. Osmanlı'ya hayranlığımız zaten her zaman vardı. İnşallah bundan sonra daha çok maneviyatımız olacak. Turistik olarak da mesela Kayseri Kapadokya'ya da yakın. Erciyes de büyük bir avantaj. Turist daha çok çekebiliriz. Ama işte böyle Kapalı Çarşı'da daha çok kişinin bunları yapıp satması lazım. Daha çok ilgi odağı olması lazım bence. 87'den beri bu işlerle uğraşıyoruz. Tarihimizi yaşatmaya çalışıyoruz. İşte tarihimizde kılıçlar filmlerle, dizilerle tekrardan gündeme geldi. Bizler de bunun sayesinde bir ekmek yiyoruz. Tekrardan Osmanlı kadar olmasa da biz tekrardan kılıç yapmaya başladık. Kılıçlarımızı yapıyoruz. Yok, sadece kılıçta kalmıyoruz haliyle. Osmanlı zamanındaki o zaman savaşta ne kullanıldıysa hepsini biz burada elimizden geldiğince bir nebze yapmaya çalışıyoruz. Mesela diyelim ki gürzümüz, diyelim ki şeyimiz, hepsi kalkanımız, hepsi elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Şu an mesela dizilerde en çok revaçta olan Hacı'nın Baltası diye çıkıyor bu da. Sipariş mi şu an? Şu an sipariş, evet, bunu sipariş yaptık bir dizinin birine. Sipariş olarak gidecek inşallah. Bugün yarın sevkiyatını gerçekleştireceğiz. Arkamızda görmüş olduğunuzun bir kılıcın yapım aşaması aşağı yukarı bir hafta sürüyor. Bu bildiğimiz Karabük çeliği dediğimiz çeliktendir. Dövme bir çeliktir. Bu şeklini falan bütün çekişle veriyoruz, bu döverekten eğer şey yapıyoruz. Sade şu pirinç dökümdür. Onun haricinde her tarafı tamamen bunun el işçiliğidir. Her türlü dizilere de yapıyoruz. Hediyelik eşya olarak bütün artık günümüzde vatandaş tarihini hatırladı, tarihini bildiği için evlere hediyelik eşya olaraktan da satılıyor. Yani %50 diyebiliriz. Dediğiniz gibi diziler yazın olmadığı için yazın biraz düşüyor ama yazında bu sefer ne oluyor? Haliyle yurt dışından gelen turistlere şey yapıyoruz, karşılık veriyoruz. Yani yazı kışı yok, aşağı yukarı iki yazda kışta bu işi biz yapıyoruz, satıyoruz. Bütün Türkiye'deki diziler ve dünyadan her taraftan talep oluyor. Yani gelmiyor desek yalan olur. Her tarafa elimizden geldiğince yetiştirdiğimize gönderiyoruz. Karşılık bile veremediğimiz oluyor yani. Mesela yurt dışında Vikingler dizisinde birkaç tane oraya gönderdim. Ve bir de İsveç'te olması lazım tahminim. Bir de İsveç'e gönderdim yani. Ama Vikinglere bayağı bir gönderdim. Hediyelik amaçlı olaraktan evine tarihini hatırlıyor. Evine asıyorlar yani, asma amaçlı. Hediyelik olaraktan da evlerine götürüp asabiliyorlar yani. İş yerlerine hayırlı olsun hediyesi bayağı zaten rövanşta. Aynı zamanda eve de alıyor ama iş yerlerine bayağı bir şu an bütün herkes arkasına sırtına asıyor. Alıyor hediyeli eşya olaraktan, çok güzel bir anı olarak kalıyor. Tabii döneme uygun bir kılıç. Tarihimizde Selçuklu döneminden ta gelen bu kılıç. Fiyatı da bunun işte 500-600 civarında satıyoruz. Evet, bu baltanın da fiyatı aşağı yukarı 1000 ila 1500 civarı geçiyor.